Olsun. Ödüm yapalım. Ben bir tane alacağım zaten. Tamam. Bunu bana verin. Teşekkür ederim. Sizlerim. Efendim, sizi tanıyabilir miyim? Adım Berat Yağmur, veteriner hekimim. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Efendim, vatandaşlarımız malum artık evlerinde kedi ve köpek gibi bazı hayvanları artık baslanıp beslemeye başladı. Bu hayvanları hangi ürünlere beslenmeli? Kedi ve köpekler için üretilen özel mamalarla beslenmesi her zaman daha sağlıklıdır. Biz de bunları öneririz. Yavru mamalar, yavru hayvanlarımız için yavru mamalar, yetişkin mamalar, kısır hayvanlarımız için kısır mamaları, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan, işte böbrek, karaciğer gibi rahatsızlık olan hayvanlarda bunlara yönelik tedavi mamaları öneririz. Onun dışında hasta sahiplerimiz evde de bir takım beslemeler yapabilir. İşte tavuk suyu, et suyu, haşlanmış tavuk eti, çiğ olmamış şekilde verilebilir. Tatlı, tuzlu, baharatlı, acı ve ekşi gıdalar verilmemesi gerekiyor. Buna yönelik bir hayvan sahipleri de evde bir besleme yapabilir. Ama bizim önerdiğimiz en sağlıklısı kendi özel onlara göre üretilmiş mamalarla beslenmesidir. Hani o mamaların içinde almaları gereken her türlü vitamin, mineral takviyesi mevcut bulunuyor. Ama onun dışında da evde tavuk etidir, haşlanmış yumurtadır, peynirdir, yoğurttur, bu tarz şeyler de verebiliyor hayvan sahipleri. Bunlarda da çok fazla bir sıkıntı olmaz. Efendim, malum son günlerde internet üzerinden de mama satışları başladı. Sizce bu doğru bir şey midir? Öncelikle alacakları mamanın kalitesi bu önemlidir. Çünkü birçok çeşit mama var. Bizim önerdiğimiz her zaman A kalite mamalardır. A kalite dediğimiz mamalardır. Hani bu mamalar biraz daha güvenilirdir. Ama bunun dışında açık satılan mamalar var. Ya da üretimi çok fazla sağlıklı olmayan mamalar var. Hani hayvan sahipleri bunlardan uzak durursa onlar için daha iyi olabilir.